Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 40'lar öne gelişinin 88. yıl dönümündeyiz. Halkımıza bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini soruyoruz. Yanımızda Mevlüt Tunç Bey var. Ondan duygu ve düşüncelerini öğreneceğiz. Mevlüt Bey, evet. Atatürk'ümüzün gelişinin 88. yıl dönümü. Neler düşünüyorsunuz, neler demek istersiniz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 40'larına gelişi yıl dönümü kutlamaktayız. Bu vatanı külünden tekrardan küllerinden doğmasına sebep olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve bugüne kadar vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için can veren tüm şehitlerimize rahmet olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun. Hepsini de saygıyla yad ediyoruz, duayla yad ediyoruz. Ve onların bıraktığı yerde daha ileriye bayrağımızı, milletimizi, vatanımızı daha ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Peki Atatürk'ün gelişinin 88. yıl dönümü bildiğiniz gibi. Evet, evet. Neler düşünüyorsunuz, neler demek istersiniz? Vallahi hep iyi şeyler düşünüyoruz. Geleceğimiz parlak olsun oğlum. Gençler için ne söyleyeyim? Gençler kendi başına alıp gidiyorlar. Atatürk'ün izinden gidiyorlar mı? Evet, evet. Giden de var. Tabii. İnsanlar çeşit çeşit. Giden de olur, gitmeyen de olur. Teşekkür ederim. Abim senin ismin nedir? Abidin Değirmenci. Eşim. Peki abi senin duygu ve düşüncelerin nelerdir? Vallahi ben ilerisi için sevgi, saygı bekliyorum. Düzgünlük olsun bekliyorum vatanımız. Korusun gençlerimiz. Tabii. Tabii bizler geldi gidiyoruz da yaş 73 olmuş. Kardeşim hoş geldin yayınımıza. Kendini tanıtır mısın? Berke Akbacı. Buralıyım. Evet. 19 yıldır burada yaşıyorum. Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Böyle. 19 yaşındayım. Anladım. Peki Atatürk'ün biliyorsun gelişinin 88. yıl dönümü. Neler söylemek istersin? Atatürk bundan 88 yıl önce 20 Aralık tarihinde şehrimizi onurlandırmış, gururlandırmış. Kendisini Kırklareli halkı olarak biz çok seviyoruz. Bunu zaten bütün ülke bilir. Kırklareli olarak Atatürk'e ayrı bir hayranlığımız var. Atatürk 88 yıl önce bundan yurt gezilerine çok önem vermiş. Halkın kalkınması, desteklenmesi için. Halka bir anlamda moral verilmesi için hani kalkınma anlamında geziler düzenlemiş ve Kırklareli'ne gelmiş ve kendisi Kırklareli'ni çok beğenmiş atamızdır yani. Öyle. Anladım kardeşim. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Kırklareli'de yaşayanların kalbi Mustafa Kemal Atatürk diye atlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kardeşim seni tanıyalım. Ben Alper, soyadım Feri. Ben de buralıyım, doğma büyüme buralıyım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Yani Kırklareli halkı olarak Atatürk'ün buraya gelişini hepimiz önemini biliyoruz. Atatürk'ü de çeviyoruz Kırklareli olarak. Abi hoş geldin. Öncelikle kendini tanıtır mısın bize? Ben önemli. Ne iş yaparsın abi? Temizlik işte. Evet abi, kaç yıldır uğraşıyorsun bu işle? 12 senedir. 12 senedir. Peki abi, Atatürk'ümüzün de 40'larına gelişinin 88. yıl dönümü. Bu konu hakkında duygu ve düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Atatürk'ün geçtiği kutlu olsun. Bizi gibi. Evimizde de gibi. Kutlu olsun yani. Başka bir şey yok.